Fatma abla buna paa diye bir koydu. Ali Tutal kadrajın dışına çıktı böyle. Ofa! Merhaba ey Ali Rıfat, merhaba. Bak bu takımı tutuyorum bunu. Evet arkadaşlar, arabalar gelecek, böyle yanaşacaklar. Kameracanın bir tanesi burada, bir tanesi burada. Kapı açılacak, Fatma Hanım oradan inecek, Zafer Hanım buradan inecek, Ali Tutal buradan gelecek, karşılaşacaklar. Yerlerini hazırlayın, markeler falan filan koyuldu. Bir hareket olarak görelim, gördük, bir daha görelim, bir daha gördük. Fatmacığım öyle vuracaksın ki, bak şöyle vuracaksın, yanağı manağı falan. Ali Tutal da hazır, tamam mı? Fatma abla dedi ki, Ali'cim dedi bak, benim dedi elim biraz serttir. Sonra dedi, çekimden sonra Fatma abla beni çekiyoruz ayağına, film çekiyoruz, dizi çekiyoruz ayağına, fena dövdü demeyesin sağda solda. Ne demek ablam? Saygı duyarım, hürmet ederim. Kim dövüyor ya? Koskoca Fatma Girik dövüyor ya. Senin dayak atan ellerine kurban olurum ablam falan dedi. Devamlı piyazda bu. Ümit abi bana oradan böyle yapıyor. Sen onu bana bırak diyorlar. Araba geldi abi, yanaştık, tık 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 kapılar açıldı falan. Fatma abla yerini aldı, biz de evlatlar olarak geldik. Ali Tutal da buradan geldi. Başın sağ olsun Fatma, işte hasret bacı. Allah rahmet eylesin, Allah sizlere uzun ömür versin. Defol git be dedi. Fatma abla bunu al, paa diye bir koydu. Ali Tutal kadrajın dışına çıktı böyle. Ya bir tokatta kayboldu, 3 metre geri gitti. Bir böyle bir zenci bir kardeşim geldi, böyle hafif böyle bir loser. Hakan Altun'a dedi ki, Smart ya dediği de belli olmuyor, yani bir sigara versene falan dedi. Hakan Altun da çıkardı paketten böyle tık tık diye ikram etti. Bir tane aldı. Bir tane daha alabilir miyim dedi. Vay dedi, bu da Türk gibi kulak arkası alıyor. falan yaptı Hakan. Aldı, öbürünü de böyle kulağının arkasına koydu. Sigaradan böyle nefes çekiyor, bize bakıyor. Neredensiniz siz dedi. Where are you from dedi. Önce bir thank you, thank you falan. Hakan da Turkey dedi. What? Turkey? O şehir. Ofa! Yeah! Falan herif bir coştu. Biz böyle birbirimize baktık. Ulan dedik, anasını satayım, Hakan Altun adama iyilik yaptı. Sigara istedi, bir tane sigara verdi. Bir de roket atar mermisi gibi kulağın arkasına yeni koydu. Bir de terbiyesiz herif, o shit, o fuck, ne oluyor ya falan filan. Bizim yanımıza işte bizi getiren çocuklar, bize rehberlik yapanlarla adamla böyle çata çat konuşmaya başladılar. Ne oluyor, niye falan filan diye. Adam da bize niye shit'le neden fuck dediğini anlatıyor. Arada bir de şunu anlıyoruz. Golden goal, you're a cop falan yapıyor. Abi bu ne diyor ya dediler, golden goal, you're a cop. Lan dedim, bu altın gol diyor, dünya kupası diyor. Aa falan filan, sen neredensin? Adam Senegalli çıktı. Ondan sonra ve dedi ki, ben dedi, Türkleri dedi, dünya kupasında bize attıkları altın golden beri hiç sevmiyorum dedi. Biz elediğimiz için, hani oradan bize şeymiş, kılmış baba. Ondan sonra şeyde dedi ki, bizi getiren çocuklardan biri dedi, sen dedi madem Senegal'densin dedi, Dembaba'yı biliyor musun dedi, tanıyor musun? Ha Dembaba, büyük oyuncu falan. İşte İngiltere'de oynuyor, şurada oynuyordu, bu oynuyordu falan. Bak dedi, bunların ikisi dedi, Dembaba için şarkı yapan adamlar dedi. Bunlar dedi Beşiktaş taraftarı. Burada işte şampiyonluk kutlamalarına geldik, şöyle yaptık, böyle yaptık falan filan deyince, abi adam hayatta hiç unutamayacağım bir şey yaptı, böyle durdu. Dembaba, 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 Dembaba diye bizim şarkıyı söyledi. Ulan dedim, sosyal medyanın gücüne bak ya. Biz Türkiye'de bunu yaptık. Hani Türkiye'deki insanlar biliyor diye düşünüyoruz ama adam ta Amerika'da, dünyanın öbür ucunda Dembaba'ya yapılan bu şarkıyı bir biçimde herif almış ve kafasına not etmiş, bize söyledi. Sonra bizden özür diledi. Öpücükler falan, ağzına sigarayla Dembaba, Dembaba diye kayboldu gitti. Nur Bey ile ilgili başımdan geçen size muhteşem bir anekdotu daha anlatayım abi. Yine böyle bir Sarıyer, Büyükdere falan oralarda bir yerde birinin davetine gittik. Bana dedi ki, yavrum sende araba var mı? Dedim var abi. Peki arabanın kaskosu var mı? Var. Güzel. Ehliyetin de var? Var.
sen dedi içki içme, ben içeceğim, sen benim şoförlüğüm yapacaksın bu akşam. Tamam hocam dedim. Gittim hocayı aldım Kurtuluş'taki evinden. Gittik. Garson marson falan mekana girdik. Nur Bey'in de bir özelliği, girdiği mekanda önce garsonu terbiye ederdi. Şimdi ses kalın ya. İçeriye giriyorsun, 150 tane müşteri var burada. Kendi geldiğini kanıtlayabilmek için önce bir der. Şimdi o sesin boşluğunu alıp diye yapıştırınca herkes dönüyor zaten. Ne oluyor lan diye. İlk göz göze geldiği garsona, sen yavrum bak bakayım buraya çocuğum. Garson eğer buna hacı amca, baba, dayı derse sıçtı. Yandın. Buyur hacı abi. Hacı abi mi? Ne hacısı ne abisi ulan? Hemen kaybol. Camiden içeriye girdi böyle bir huşu içerisinde. İnsanlar kenarda böyle dizilmiş. Herkese hoş geldiniz efendim, merhabalar efendim, hoş geldiniz efendim, merhabalar efendim diyerek paşa böyle içeriye doğru süzüldü. Ben de onun peşinden süzüldüm. Tam camiden içeriye girerken ayakkabılarını çıkaracak camide. Hemen tabii millet hamle yaptı falan falan. Paşa, bir saniye efendim, ben çıkarıcıyım dedi. Paşa ayakkabıları çıkardı. Yanında da bir tane yardımcısı var. Yardımcısına da ayakkabıları verdi. Adam da aldı ayakkabıları, hemen bir torbaya koydu, kucağına aldı. Adam haklı tabii. Şimdi paşa oraya ayakkabıları bıraktı. Çıkışta ayakkabılar yok. Koparıyor. Koskoca paşa yalın ayak eve mi dönüyor? Hemen ayakkabıları kundakis yapıp korumaya aldılar. Şimdi camiden içeriye girince müthiş bir anafor oluştu. Bir fark ettim ki herkes sanki paşanın korumasıymış gibi davranıyor. Beyler beyler bir dakika yol açın. Beyler beyler bir dakika bir dakika bir dakika falan. Yol açın beyler, yol açın beyler. Yol açın beyler diyen adamların hepsi öne doğru yürüyorlar paşayla beraber. Ulan dedim bu güzel dümen, ben de aynı dümende içeriye sızayım dedim. Babacığım bir yol ver, abicim bir açılın falan diyerek ben de içeriye doğru süzüldüm. Bunlar abi caminin böyle bir set kısmına çıktılar. Şöyle bir yarım daire biçiminde bütün o şeyle beraber, hafızlarla beraber oturdular. Ben de öyle bir kendime yer ayarladım ki, yani paşa 6-7 metre önümde tam karşısındayım. Öldürseler kalkmam oradan. Paşam kalkmışım numaralı tribünde yerime. Ben de tam böyle karşısına oturdum. Abi tribünde yerimizi aldık. Dualar okunuyor, ilahiler söyleniyor falan. Benim gözüm hep paşada. Sadece benim değil, Yeşil Camii'ne gelen kim varsa herkes zaten oraya Zeki Müren'i görmek için gelmiş. Zeki Müren'i yakından daha görebilmek umuduyla gelmişler ve herkes de oraya toplanmış vaziyette. Cami böyle izdiham. Yani kapalı tribün böyle. Ben de böyle bakıyorum paşa ne yapıyor diye. Baktım bazı dualara katılıyor, ilahilere katılıyor ve Mevlüt'ten Merhaba bölümünü o söyledi abi. Düşünün Yeşil Cami. Tarihi Yeşil Cami. Mikrofon yok. Hiçbir şey yok. Müthiş bir akustik. Paşa böyle alttan tizden alıp merhaba ey yârifan merhaba diye bir koydu. Allah diye bir bağırıyor. Cami yıkılacak zannedersin. Çok teşekkür ederim efendim. Allah kabul etsin efendim deyip bütün zarafetiyle paşa böyle yürüdü ve gitti. Hırç yapınca biz tabii kafeteryadakiler gol diye bir fırladık. Bak ben var ya fırladım. Daha havadayken ayaklarım patenaj yaptı. Çünkü aşağıya gidip müjde vermem lazım. İmparator benden haber bekliyor Kartal abi. Abi o 5 merdiveni uçarak iniyorum aşağıya kadar. Maçın sonunu bile beklemedim. Çünkü söylemem lazım Kartal abiye bunu. Patır 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 indim. Tam orada sette böyle bir boşluk vardı. Boşluk koymuşlardı. Beni görünce Kartal abi coşkulu da geliyorum ya. Ne oldu lan? Ne oldu? Dedi. Abi dedim 1-0. Bitirdik dedi bir şey. Kim attı golü lan? Sergen mi dedi? Evet abi Sergen. Aslanım benim falan filan. Sarıldık birbirimize böyle pataküte öpüyor beni, seviyor falan. Herkes şaşırdı settekiler. Bu arada sette yardımcı rol oynayan kadınlardan biri bir gaflette bulundu. Dedi ki, ay Kartal Bey, yoksa siz de mi Beşiktaşlısınız? Siz de mi Beşiktaşlısınız? Ne demek dedi, siz de mi Beşiktaşlısınız? Lan dedi, benim adım Kartal. Siz de mi Beşiktaşlısın ne demek dedi ya? Benim adım Kartal. Oğlumun adı Kanat. Sen ne konuşuyorsun ya? Birdenbire coştu Kartal abi.
Kadına bak ya ne diyor bana. Kartal Bey bir şey demedim. Hangi takımı tutuyorsunuz dedim. Deyince kadın dedi ki bak şimdi burada söyleyeceğim ayıp olacak. Hangi takımı tutuyorsunuz diyor hala ya. Bak bu takımı tutuyorum bunu.